Her gün Diler, Müttefik Ülkeler için asıl mesele dış işleridir, diplomasidir. İki kere ikinin her zaman dört etmediği bir alandan söz ediyoruz. Değişkenlerin ve bilmediğiniz çıkarların bileşkesidir. Hele bir de Türkiye gibi emsali olmayan bir ülkeyi yönetiyorsanız iş daha da zorlaşır bazen. Bir de kendi rotanızı oluşturuyorsanız siyasi seyahat bir kat daha güç hale gelir. Önceki gün yazımı yine Suriye'ye ayırmış. Finalde herkesin bin düşünüp bir adım atması gereken dönemdeyiz. Sakin, dikkatli ve temkinli olmalıyız notunu düşmüştüm. Dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye meselesi hakkında konuştu. Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkının, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı. Net ve açık olarak biz buradayız, işimiz daha bitmedi dedi. Daha önce de yazdığım gibi Amerika ile Rusya Suriye'nin şu anki asıl sahipleridir. Kağıt üzerinde Newsweek gibi yayınlar tarafından parlatılmak istenen Esad, lider gözükse de işin aslı böyle değildi. Kendi ülkesinde kırmızı halıda Putin'le yan yana yürütülmeyen bir liderden söz ediyoruz. Esad'ın kolundan çekip alan Rus komutanı hatırlayın. Neyse, Akar'ın açıklamasından sonra Rusya'dan da bir hamle geldi. Zaman ayarlıydı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershin'in, tüm askeri hazırlıklar Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymayı göz önünde bulundurmalı çıkışı yaptı ve Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz sözlerini de ekledi. Yani bu Ankara'ya verilen bir cevaptı. Akar'ın konuşması saat 10.32'de ajansa düşerken Sergey Vershin'in açıklamaları ise 12.42'de haber merkezlerine ulaşıyordu. İki saat sonra yani Amerika ve Rusya şu an içinden geçtiğimiz dengede Suriye'de kesinlikle anlaşmış durumdalar. Yakında Türk askerinin oradan çıkması için her yolu deneyeceklerdir. Bizim için tehlike olan saldırı onlar için bir anlam taşımamaktadır. Esad'ın dönüşü Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gibi klişe laflar önümüzdeki günlerde Ankara'yı daha da düşündürecek bir hal alacak gibi durmakta. Rusya, Verşin'in üzerinden kimse Suriye'ye operasyon yapamaz diyordu. Arkadaki asıl güç de Amerika'ydı. İki başkentin bu konuda anlaştığından zerre şüpheniz olmasın. Akar da bunu gördüğü için doğru zamanda doğru hamle yapmanın gereğinden söz etmekti. Bilinmesi gereken negatif yüklü bulutların Türkiye'ye doğru yollandığıdır. İşin arkasında Moskova-Washington imzası vardır. Aylardır yazdığım gibi bu içeriye de yansıyacaktır. Suriye ve Rusya'dan girmişken devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin CNBC'ye röportaj verdi. Dolardan kripto paralara kadar pek çok konu hakkında düşüncelerini paylaştı. Aday olup olmayacağıyla ilgili soruları geçiştiren Putin, konu dolara gelince inanılmaz bir noktaya parmağını basıyordu. Putin kabaca şunları söylüyordu. Amerika'nın bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar. Anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar. Birçok ülkenin dolar varlıklarının azaldığı bir gerçek. Rusya da bu yolda ilerliyor ancak dolardan tamamen vazgeçmek gibi bir düşüncemiz yok. Niyetimiz yok. Şu an söz gelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz. Tüm dünya ekonomisi şu an Amerika ekonomisinin refahına bağlı. Bu nedenle Amerika'yı çok yakından takip ediyoruz, herhangi bir çalkantı ve dalgalanma olmamasını istiyoruz. Putin dolaylı yoldan tek patron vardır, o da Amerika'dır demekti. Herkesin fazla parası, Çin'in, Japonya'nın, Arapların ihracattan elde ettikleri gelirler, Amerika finans sisteminin içinde olduğu gibi herkesin varlıklarını değerleme ölçüsü de onlarda. Putin kripto paralar içinde enerji ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum yorumunu yapıyordu. Yani Amerika'da kripto denemelerini bitirmedi. Dolar kalkacağı zaman yerine coinleri getirecekler mesajını veriyordu. İşte bu kavga eder görüntüsü veren iki güç Suriye gibi meselelerde karşımızda olmaktan çekinmiyorlardı. Asıl müttefiklik o zaman ortaya çıkıyordu. NATO masala dönüşüyor ve Türkiye yalnız bırakılıyordu. Daha önce yapıldığı gibi. Ergündiler Takvim Haşmet Babaoğlu Bu geçişlerden nereye geçiyoruz? Yeni tercihler baş gösterir. Eh canım olur öyle şeyler diyebileceğimiz davranışlarla karşılaşmaya başlarız bazen aklen olmasa bile psikolojik bakımdan anlaşılır saydığımız şeyler. Bazen belki bir süre sağlık açısından denemeye değer diye baktığımız tercihler. Sonra bir bakarız ki mer merdivende bir basamakmış, geçişmiş sadece. Hatta bazen basbaya tuzakmış. Vejeteryanlık mesela. Şunun şurasında 6-7 yıl öncesine kadar veganlık var mıydı? Etle problemi olanlar vejeteryan oluyorlardı. Şimdi sözünü eden kalmadı. Geçen gün pek ünlü bir kahve zincirine girince fark ettim ki kasanın arkasındaki bütün afişler vegan tercihler üzerineydi ve bizim de gönlümüzü çalmaya çalışıyorlardı. Hemen yan tarafındaki burgercide de durum farklı değildi. Bazılarımız meseleyi hala medyada çıkan havalı haberlerden ibaret sayıyor yazık ki. Oysa gelecek geldi işte, çoktan geldi. Bakın bizim ruhen demode ve yöneticilerinin ara ara toplanıp en iyi lahmacun nerede yapılıyor turuna çıktığı medyamız bile dünyanın en tabii hadisesiymiş gibi yapay etten bahsediyor. Akademimiz de övünüyor. Yapay et üzerine çok önce çalışmaya başladık yakında üretimimiz piyasaya sürülecek diye. Bunu da geçtim. Alttan alta ille de et mi istiyorsunuz? Buyurun size protein deposu, un kurtları, çeşit çeşit kurtçuklar diyorlar. Midesi bulanıp da öğrene de bıyık altından gülüyorlar. Yakın bir zamanda görürüm bunları hapur küpür atıştırırken der gibi. Peki bütün bunları üzerinde hakkıyla durabiliyor sorguluyor muyuz? Hayır. İklim mücadelesi adı altında yükselen yeni düzenin, bu yaklaşan şirket dünyasının neyin nesi olduğunu anlamamızı önleyen dertlerimiz var çünkü gelecek elektrik faturaları, giysi etiketlerini uçuracak yüzde altmış zamlanan pamuk taban fiyatları, Nihal Yalçı'nın abuk konuşmaları, okullar yeniden yüz yüze öğretime kapanacak mı endişemiz ve diğerleri. O yüzden küreselce elitler hiç çaktırmadan elimizden tutup bir geçiş aşamasından ötekine sürüklüyorlar bizi. Haşmet Babaoğlu Sabah Engin Ardıç bir kutsal kitapları eksikti. 90'lı yıllarda bir hanım çıkmıştı. Pek Atatürkçü bir hanımdı doğrusu. Konya'daki Mevlana Türbesi'nden gökyüzüne bir ışık hüzmesi yükseleceğini, Atatürk'ün buna tutunarak aşağı ineceğini söylüyordu. Biraz karanlık bir hanımdı. Kontur gerillayla bağlantıları olduğu söyleniyordu. Şunun akıllısını bulamadınız mı diye sormuştuk. Bir arada Selenacılar türemişti. Uzaylıların Güneş'in arkasında kalan Selena adlı bir gezegenden Dünya ile iletişim kurduklarını ileri sürüyorlardı. Selena mı, Serena mı her ne karın ağrısıysa aralarında alfa beta kodundan sigma'ya bağlandım gibi konuşmalar geçiyormuş. Onlara da uzaylıların için Yunan alfabesini kullanıyorlar diye sormuştuk. Amerika'da da uzaylılar tarafından kaçırıldığını, hatta kendisiyle cinsi münasebet kurduklarını iddia edenler çıkar sık sık. Çoktur böyle manyaklar. Kim bilir bastırılmış, bilinçaltına itilmiş nelerin ve nelerin tezahürüdür. Kimseye zarar vermemek şartıyla belli bir şirinlik de arz ederler tabii. Ancak 2 milyonluk boşanma davasına konu olursa işin rengi değişir. Bir hanım eşine boşanma davası açmış. Adam Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üyeymiş. Öp babanın elini. Kadın buna taraftar değil ayrıl oradan diyor. Adam da ölsem ayrılmam diye cevap veriyor. Bize biraz eşine Fenerbahçe forması giydiren karınca ezmez Şevki'yi hatırlattı. Bunların bir bilgi kitabı varmış. Dünyaya ait olmayan kozmik bilgiler içeriyormuş ve haşa sümme Kur'an-ı Kerim'den üstünmüş. Sonunda mahkemeye düşmüşler. Kadın 2 milyon lira istiyor. Ya inancından vazgeçeceksin ya da 2 milyonu bastıracaksın. Hangi liberal bu ikilemi çözecekse çözsün bakalım. Liderleri Mevlana'nın onun bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia edermiş. Bu örgütte ameliyat yasak çünkü narkoz enerjilerini dağıtıyormuş. Bilirsiniz Yehova şahitleri de kan naklini reddederler. Bu yüzden pisi pisine ölüp giden kim bilir kaç zavallı vardır. Örgütün lideri bir ara hastalanmış. Peki nasıl iyileşmiş? Dalgıç elbiseli üç uzaylı tarafından iyileştirilmiş.'' Yoksa Kızıldeniz'den çıkıp gelen ve balık kostümüyle resmedilen Sümer tanrısı Ohannes de bunlardan mıydı? Muazzez Hanım'a sormalı. Koronayı yenip ayağa kalkan bir hasta da beni astronotlar tedavi etti dememiş miydi? Bir an önce reenkarnı olmak amacıyla köprüden atlayıp ölen de çıkmıştı. Örgüte de düzenli olarak para gönderirmiş. İşte o zaman işin tadı kaçıyor. Yazdık ki gülesiniz. Ruh doktorları da konuya el atsınlar da literatüre yeni bir madde eklesinler. Diyazem vermekle iş bitmiyor. Bunları nasıl tedavi edeceksiniz? Engin Ardıç, Sabah